Burası Cem evimiz. Alevi inançlarına göre biz burada Cem yapıyoruz. Hani Cem ne demek? Yani Allah'ı zikretmek. Allah, Muhammed, Ali. Yani başka bir amacı yok. Ne kadar sürüyor peki burada yapmış olduğunuz Cem'in süresi ne kadar sürüyor? Burada Cem akşam 8'de başlar. Hı. Sabah 4-5'i bulur. Akşam 8'den sabah 4'e sabah kadar yapılıyor. Sabah 4-5'i bulur. Peki bu yılda bir defa mı yapılıyor, haftada bir defa mı? Yok, isteyen adam, hani birkaç kişi der ki işte benim adağım var, kurbanım var. 3-4 tane kurban kesilir. Altta yemek pişer. Evet. Hani Cem'den sonra yemek dağılır. Hı. Halk ister burada yer, ister evine götürür. Evet. Sabah 4'e 5'e kadar sürer. Bunlar 12 imamların resimleri. Evet, şöyle bir İmam Muhammed Taki, Ali El Naki, İmam Hasan Ül Askeri, İmam Muhammed Mehdi, Ali, Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, çocukları zaten. İmam Zeynel Abidin. İmam Muhammed Bakır. İmam Musa Kazım. İmam Ali Rıza. Muhammed Mehdi. Hani bunun resmi silik değil, normalde. Evet. O görünmemiş. Hani kimisi der ki hani göğe çekildi. Hı. Kimisi der ki işte dünya battıktan sonra gelecek. Hı. Hani dinimize göre öyle çeşitli şeyleri var. Evet. Hani normal sihir falan değil. O siretini göstermemiş yani. Hı. Peki bu fotoğraflar nereden alınmış? Ya şöyle bir şey. Mesela Hazreti Ali'yi gören var mı? O zaman resimci var mıydı? Yoktu. Yok. Hani bunlar bir benzetme. Hı. Benzetme yani birebir görüp de resmini çeken yok. Evet. Ha benzetme yani. İşte dediklerine göre kimisi o zaman deriye çizmiş, kimisi taşa çizmiş. Evet. Ne kadar doğru orayı bilemeyiz. Toplam kaç tane resim var burada Cem evinde abi? Bu 12 imamların, 12 tane. 12 imamların, heh, 12 tane resmi. Yani ehli beyt. Yani Peygamberimiz ne demiş? Size iki tane emanet bırakıyorum. Hı. Biri ehli beytim, biri Kur'an-ı Kerim. Evet. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe, hı, size bir şey olmaz. Evet. Yani bizim Alevi inancına göre diyorum. Bizim Alevi inancına göre eline, beline, diline. Evet. Peki bu Alevilerin yapmış olduğu ibadet, yılda kaç defa yapıyorsunuz yani ibadetinizi? Şimdi bu Cem. Hı, Cem. Bunu isteyen istediği gün yaptırabilir. Fakat normal bizim camimiz var. Evet. Camiye de gidenlerimiz var. Hı. Fakat bura Cem evi. Yani bu Cem evinde yani Müslümanların da yaptığı gibi Cuma'ya gitmek gibi bir şey mi yoksa ayrı bir ibadet? Yok mi? Yok. Cem yapmak. Cuma'ya gitmiş gibi değil. Yani Cuma'ya her Cuma gitmek mecburiyetesin. Burada, hı, senede bir sefer, iki sefer, üç sefer. Bu Cem dediğimiz yoksa bir mevlüt gibi bir şey mi? Yani insanlar adak adıyor, yemek veriyor. Ya şunu diyeyim. Hani zikir veriliyor, çekiyorlar ya. He. Onun bir türü yani. Onun bir türü. Evet. Evet. Kitabımızda zaten halaka namazı derler. Halaka. Hı. Dik duru, halaka, sabah namazı. Hani bizde önemli olan bunun üçüdür. Evet. Halaka demek Cem evi. Dede buraya oturur, halk burada. Hı. Hani deyişler söylenir. Hani Allah, Muhammed, Ali aşkına. Hani Alevi'nin dini değişik değil. Evet.
Ali'yi tanımayan zaten Müslüman olmaz. Muhammed'i sevmeyen zaten Müslüman olmaz. Değil mi? Evet. Yani bizim Alevilerin inancı yani bu. Evet. Peki Aleviliği biraz anlat desem nasıl anlatırsın? Ne gibi? Neler yaparlar? Yani sizin inancınıza göre. Ya bizim inancımıza cemimiz olur. Cem nedir? Cem de yani bir insanın suçu varsa, birine borcu varsa onlar konuşulur, onların derdi araştırılır, o adamı vermeye zorlanır. Eskiden mesela senin Ahmet'te alacağın var, Ahmet vermiyor. Ahmet'in koyunu sürüye katılmaz, sığırı sığıra katılmaz. Hı. Bu adamın borcunu ödeyeceksin derler. Evet. Hani düşkün adam buraya giremez. Yani toplumda o insan tarafından hani düşkün adam cem evine giremez. Hı. Düşkün adam kim? Hani hırsızlık yapan, saldırı, tecavüz, şudur budur. Öyle suçlu insan günahından arınmadıkça, karşıyı razı etmedikçe ceme alınmaz. Evet. Camimiz de var bizim. Önce burası cami yeriydi. Evet. Bizim köyümüzün yani 100 sene önce yapılmış camisi vardı. Camiyi karşıya aldık. Evet. Karşıda camimiz de var. Ve buranın yapımı bütün her şeyle Bekir Akgün üstlendi bütün masrafını. Yaklaşık 750 bin lira bir para harcadı. Evet. Bekir abi sen nerede yaşıyorsun abi? Ben Almanya'da yaşıyorum. Ne kadar zamandır? Bu Partal kentinde, şehrinde yani. 40 yıldır oradayım. 40 yıldır. 40 senedir oradayım. Evet. Evet. Her köye belirli zamanlarda mı geliyorsun yoksa her yazın mı gelirsin? İstediğin zaman gelebiliyor musun? Ya ben orada ticaret işiyle uğraşıyorum ya. Hı. İş adamıyım. Evet. Orada dükkanlarım var. Evet. 3 tane. Hı. İstediğim zaman gelebiliyorum ben yani. İşçilerim var. Evet. Ama burada da yardım olsun diye köyümüze bir böyle bir hizmet binası eksikti. Onu da ben yerine getirdim köyümüz için. Evet. Yaptırdım gerçekten yani. Güzel bir yer olmuş. Biz her yerini çektik. Başka bir ihtiyacı falan var mı buranın? Başka bir ihtiyacı işte muhtarla, köyümüzün insanlarıyla konuşuyoruz. Herkes gücünün yettiği kadar bir şeyler yapmak istiyor. Yapan da var. Ben de gerektiği zaman yardımımı hiç esirgemiyorum yani köyümüz için. Bekir Bey'in emeği çok. Derneğimizin de alıcısı bu. Ankara Derneği'ni. Ankara'dan dernek aldık. Bütün Avrupa'da en fazla yardımı da bulundu. Yardımı toplayan da Bekir Bey oldu sağ olsun. Yani sınırsız yardımları var yani. Evet, bu arada duvarı da Hacı abi söz vermiş herhalde buraya bir duvar yaptıracağım diye Hacı Şahbaz abi. Vallahi inşallah yaptırır. Hani söz aşağıda önemli değil. Röportaj yaptı yaptırmak, bir abiyle de o da önemli. Öyle demiş. Yaptırmak önemli. Biz burası 2 sene oluyor yapılalı. Hı. Sorgundan belediyeden de söz verenler oldu. O kim açılış günündü. İsmini belediye başkanı geldi buraya. Ama Şimşek miydi o zaman? Vallahi belediye başkanı değil de o Evcimen'in azasından olanlar vardı birkaç kişi. Acaba isimleri neydi? İsimlerini bilmiyorum şimdi. Kalabalıkta. Ne sözleri verdiler? Ya yaparız. Yerlerinde. Kalan da biz eksiklerini gideriz dediler. Ama yapmadılar. O öyle kaldı. Evet. Ama yaparım ileride de eğer zaten ben sadece burayı binayı yapıp bırakmaktı yani. O kadardı ama dış çevre düzenlemesinde köyümüze bırakmıştım. Ama köyümüzün de yurt dışında o kadar iş yapan arkadaşlar da var, akrabalar da var. İnsanlar biraz kopuk mu geliyor bana biraz öyle geliyor yani. Ya köyde bir ihtiyaç olduğu zaman. Duyarlı insanlar da var, duyarsız insanlar da var. Yapmak isteyenler var ama bilmiyorum ki şimdi türlü yani başlamıyorlar. Veya. Hani yine de belediyeye teşekkür ederiz. Öndaşlarımızı belediye yaptı. Tabii kaymakam geldi, vali geldi, evet. Açılışımıza teşekkür yani ederiz. İki gün içerisinde yaptılar sağ olsunlar. İşte bizim amacımız burayı yola kadar döşemekti. Döşemediler. Keşke köyümüzün hepsi içini döşeseler daha çok seviniriz. Çünkü kazaya...
Evet sevgili izleyicilerimiz, burası Yozgat ilimizin Çayıralan ilçesi ve Çayıralan ilçesinde satlık iki katlı ev. Bahçesinde çeker tarafını çekişti. Ne oldu, domatesler olmamış bu sene? Yeni yeni o bu sene. Ayrımıza dağda bitiremedik. Gitsin başla. Aa burada da çok erik. Aa burada da. Ya hiç giren hadi gel. Şey, çöy temizliği yapıyorlar. Burada çamaşır makinesi, buzdolabı, hepsi var. Şurada çamaşır makinesi, banyosu. Burada odası, bir oda daha var orada. Işıkları kestik. Her şeyi var. Bu yanına geç, bu yanına al. Her şey aynı.